Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 18. آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah'tan başka hak mabud yokligiga Allah Taala ve farishtalar ve ilim egalari adolat bilan turib guvohlik berdi. Allah'tan başka hiç qanday hak mabud yoktur. Allah Taala azizdir, hakimdir. G'olibdir ve hikmatlidir. Suyuti rahimahulloh aytayaptilar, shahidallohu. Allah Teala şahitlik verdi degani Beyyenallahu li halqihi ed-delaila ve'l-ayati. Allah Subhanahu ve Teala özining mahluklariga tevhidning delillerini ve mucizelerini beyan kıldı. Ennehu la ilaha. Albatta ki hiç kendi ilah yok. Ey la ma'buda fil vücudi bi haqqin. Yani vücutta hak bo'lgan hiç kendi ma'bud yok. İlla hu, lekin faqatgina u bordur. Va shahida bi zalikal malaikatu bil iqrori. Va bu narsaga farishtalar ham iqror bilan shohidlik berdilar, iqror qildilar, tasdiq qildilar buni. Va ulul ilmi, va ilm egalari minal anbiya'i wal mu'minin. Payg'ambarlar va mu'minlardan iborat bo'lgan ahli ilm bil i'tiqodi val lafzi e'tiqod va lafz bilan shohidlik berdilar. Mana shu tavhid kalimasiga e'tiqod qildilar va shuni aytdilar. Qoiman bi tadbiri masnuatihi masnuatlarini tadbir qilishlik bilan. Yaratilgan, yasalgan narsalarni tadbir qilib boshqarib, qoiman degani turgan holatda. Va nasbuhu ala al-hali va qoimanning mansub bo'lishligi hollikka kiradir. Wal amilu fiha ma'na al-jumlati ay tafarrada. Bu holiga endi omil bo'lishlik kerak, uning omili jumlaning ma'nosidir. Ay tafarrada, ya'ni yolg'iz bo'ldi. Qoiman bil qisti. Bil qisti degani bil adl degani, adolat bilan turgan holatda. Ya'ni Suyuti nima demoqchi? Allah subhanahu va taala bütün mahluqatlarini tadbir qilib boshqarib turganida adolat bilan qoyim bo'lgan holatda tafarrada yolg'iz bo'ldi degan ma'noni aytayaptilar. La ilaha illa hu. Allohdan boshqa hech qanday haq ma'bud yo'qdir. Karrarahu ta'kidan. Alloh taolo buni ta'kidlagan holatda takror qildi. Yani tevhid kelimesi iki madde kelyapti. Mana bir ayette ikincisi birinciye ta'kiddir. El-azizu fi mulkihi. Allah Teala özining mülkida azizdir. El-hakimu fi sun'ihi. Ve bütün işlerde hakimdir, hikmetlidir. Bu ayetning özden aldığı ayetlerge bağlıqligi. Elbette ki Allah Subhanahu ve Teala cennetler doğrusu bize haber beryaptır oldu. Va jannatlarning sifatlarini xabar beryapti. Jannatga olib boradigan narsa birinchisi albatta shahodat kalimasidir, tavhid kalimasidir. Alloh subhanahu va taolo mana shu shahodat kalimasini, tavhid kalimasini isbotlayapti. O'zi boshlab shohidlik beryapti, guvohlik beryapti. Demak bu oyat shunday bir oyatki, tavhid kalimasining haqligi, shahodat kalimasining haqligi, islom dinining haqligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo va keyin farishtalar
Ve keyin ulamalar güvahlik bergan, şahitlik bergan bir ayettir. Demek bu ayet Ali İmran suresinde şu şahadet ve tevhidke tegişli en muhim ayettir. Belki Kur'an'daki bütün ayetlerin içi de şahadet ve tevhidli ifade kılıçlıktaki en büyük, en katta, nihayette küçülü bir ayetlerdendir. Her bitti mumun bunu bilişlik gerek. Ve aynı zamanda şahadet kelimemizin delilidir. Şahadet kelimesine açtığını mı üçün farz böyle yaptı? Şu ayetlere göre. Yani şu ve üçün göçeken ayetlerden gelip çıkıp. Bilesler dinde her bir nesenin delili buluşluk gerek. Kançenin mühim nesne bulsa bulsun, beraber delili buluşluk gerek. Delil bu mesela İslam'da kabul kılınmıyordu. Şahadet kelimesi İslam'daki birinci farz, en mühim nesne. İslam'daki bütün amellerde kısayı şehadet kelimesini kabul kılmese bu adam kafirdir, cehennemde ebedi kaladı. Şehadet kelimesi, tevhid kelimesi şunçeli muhim. Lekin beraber delil gerek. Delil ne dedi siz? Mene şu ayet. Ve şunki o şeyden ayetler. Allah Teala güvahlik biriyet. Allah Teala uzu güvahlik biriyet. La ilahe illa huye. Allah'tan başka hiç kendine mabut yoktur. Allah'tan başka butlarının hemesi batıl. Allah'tan başka ilahlarının hemesi batıl. Allah'tan başka hudalarının hemesi batıldır. Tevhid doğrusu da ötken ayetlerde elbette aitilindi. Bazı yerlerde kengirak, bazı yerlerde kıskırak kılıp. Bu evde üzün tefsir kılıçlıkça, bayan kılıçlıkça haceti yok. Şu tevhid kelimesi ki Allah Teala güvahlik veriyordu. Ve ferişteler. Ferişterlerin bazısı mı, hemmesi mi? Elbette hemmesi. Fakat yine Allah'a yakın duyan mukarrab ferişterlermez. Fakat yine arşı kurtarıp duyan ferişterlermez. Fakat yine asmandaki ferişterlermez. Kainattaki, vücuttaki bütün ferişteler güvahlik bir şey yaptı. Bütün ferişteler diyenler için biz ferişteler doğrusu biraz malumat ki ege buluşluğumuz gerek. Ferişteler kança? Bazı hadislerde geledi ki, yağmur yakan vakti de bilesler Osman'dan yeryüzüge neçi milyard belki milyardlar az bu kadar diyen derecede tamçılar, yağmur tamçıları düşerdi. Hadislerde etinledi ki şey yağmur yakan vakti de her bitti tamçıyla birgelikte ferişte düşerdi. Her bitti tamçı. Karim, bir kilo suge bitti feriştemez. Ya bir tonda suge bitti feriştemez. Her bitti tamçıge bir ferişte tayin kılınatta şu tamçı bilen bir yerine düşerdi bu ferişte. Ve bu su katke şey yaptı, yazıp koyardı onu. Allah-u Teala'nın siyaseti hükümeti nihayette mükemmel. Hani bir tamçı su kayreketi yaptı, bunu hesap kitabı kılını yaptı. Demek İslami hükümette, İslami muasseselerde küçükine neseler neyem, hesap kitabı bolüşlik gerek elbette. İslami muasseseler bu neselere itibarsızlık kımasın. Mene ferişteler şu derecede köp. Osmanlı bilesler kaç hareketleri günü. Ütken derslerde ettik. Şu birinci Osman hazır mükemmel ilimli dava akıl yaptırken profesörler şu birinci Osmanlı çekeresini tapışırgeni yok. Depeyan dişiyat. Bunun nihayesi yok diyat. Ve mene şu yıldızlar alemi devam etiketi oradı deydi. Yıldızlar Türk'ümü bugün bir gelleştike var. Ondaki yine bitti gelleştike kiledi ki yine bitti gelleştike kiledi. Minglerce şimdi gerlektikeler vardı işe yaptı. Bitmedi bunlar diye yaptı. Ama biz etmemiz ki, menesler uzlarızı, acizliklerizi, İslam ilimlerinin aldığı da kançerini böyle kalak ekenliklerizi körsettileriz. İslam ayetinde ki şu körüp türgen yıldızlar yine hemen birinci asmanda. İkinci asmanda yıldız yok. Birinci asmanda bütün yıldızlar. Demek birinci asman şünçelik ette bulsa, şimdi ikinci asmanda tasavvur kılın. Üçüncüsünü, dörtüncüsünü, beşincisi, altıncısı, yedi asmanda tasavvur kılın. Şimdi bu yedi asmanlarda kettelikini tasavvur kılın. Şu yedi asman torusunda hadis dekiledi ki, yani şu asman her tör enli yerde bir ferişte var, Allah ki ibadet kılıyordu. Yani zıç tola. Zic tolanan şey, yedi kıvat asman, feriştelerden tola. Bir şehirge adamda toplasız, zic kılıp. Kaç adam gider bir şehirde? Şimdi feriştelerde şunçelik katta asmanlarda zic bulup toplengenliğini tasavvur kılayım. Feriştelerde köplü giden asman, tigirman diye gırçırlıydı, kıynalıp.
Geçirilip avaz çıkaradı. Mene şu derecede köpkine farisler ne deyipti? La ilahe illa hu deyipti. Allah'tan başka ilahlarının hemmesi batıldır deyipti. Ve üçüncü bulup ve ulul ilim, ilim sahipleri, ilimli kişiler. Karim, ilim sahipleri deyipti Allah-u Teala. Vel ulema'u demeyipti. Ve ulul ilim deyipti, ilim egeleri deyipti. Ular ham guvohlik berdilar. Ulul ilmni ham biroz biz tahqiq qilishligimiz kerak. Mana shu yuti Alloh rozi bo'lsin, minal anbiya'i val mu'minin deb masalani hal qildi. Ilm ahli kim deganda avvalo payg'ambarlar va oxirgi darajada oddiy mu'minlar. Har bitta mu'min ilm ahli hisoblanadi. Har bitta mu'min. Har bitta musulmon degani emas. Her bitti mu'min. Mu'minle Müslüman'da farkı var. Çünkü bazı Müslümanlar var ki, tevhid kelimesi de şu, La ilahe illallahu Muhammedur Resulullah kelimesini ayçtı bilmiyordu. Manasını bilmiyordu. Hükmünü bilmiyordu. Vahdaniyet meselesini bilmiyordu. Ama mu'min ise biledi bunu. Tevhid kelimesini hem çıraylıklı vaytadı, tecvidi kılıp, ma'nosini ham biladi, qalbidan tasdiq qiladi, xolislik bilan aytadi va qo'lidan kelganicha amal qiladi. Qo'lidan kelganicha. Mukammal holatda demaymiz. Gunohkor bo'lishi ham mumkin bu. Ammo tavhid kalimasini ixlos bilan, sadoqat bilan aytadi. Bu insonning aqidasida shirk va kufr yo'q. Amalida shirk va kufr yo'q. Demak, kimiki bu kalimani haqqini berib aytadigan bo'lsa, mana shu odam ilm ahli hisoblanadi. Ulul ilmdir. Shuningizga diqqat qilinglar. Chunki Alloh taolo nima aytayapti? La ilaha illalloh deyapti xolos. Shunga guvohlik berdi deyapti. Bizning zamondagi olimlarning ko'pchiligi bunga guvohlik berish oson-ku. La ilaha illalloh deb qo'yishlik oson-ku deydi. Biz kofiyalarni yodlab olganmiz u deydi. Shahmulalarni yodlab olganmiz, yoddan dars beramiz. Muhtasarlı manini atlava gelmez deydi. 20 ile oku gelmez deydi. Ular başka ilimlerini hasıl kıyandıkız fazilet. Lekin asıl mene budur. Lekin haliki köp oku gelmezlikti dava kıyan alimlerge hayran kalasız ki tevhid kelimesini ne doğru düşünüşken ve ne doğru düşüntürüşedi. Şunlusu en gette musibet. Hemen hayrat kesara diyenlerse. Kelimesini doğru açadı, tecvütte yaşı bilişedi. Tarkibini ham juda yaxshi bilishadi, tarkib qilib, i'rob qilishli, sarf nahvga solib. Balog'at fasohatiga ham mahoratli. Ixtiloflarni ham bilishadi-yu, ammo aqidasi buzuq. O'zi ruhlardan madad so'raydi. Yo kufrga xizmat qiladi. Kufrni qo'llab-quvvatlaydi. Demak, bu odam ulul ilm emas, ilm ahli emas bu. Tavhid kalimasini haqqi bilan aytgan odam aytdi-ku, undan kufr shirk sodir bo'lishi mumkin emas. Kufr shirkni qo'llab-quvvatlashligi, unga sabr qilishligi mumkin emas. Shuning uchun bir inson masalan islomni qabul qilganiga bir necha kun bo'ldi, ammo tavhid kalimasini tajvid bilan aytsa, ma'nosini chuqur tushunsa va hayotiga tatbiq qilsa ma'nosini, kufr shirkning butun turidan yuz o'girsa, mana shu odam ilm ahlidir. Ulul ilm deb Alloh taolo shularni maqtayapti. Demak, mana shu yerda, mana shu o'rinda siz va bizga ham juda katta bir imkoniyat yaratilyapti. Alloh taolo sizni bizga juda katta bir ne'matni ato qilyapti, fursat yaratyapti. Nima fursati? Biz ham shu la ilaha illalloh kalimasini tajvid qilib aytib, ixlosdan, samimiylik, sadoqat bilan aytib, butun hayotimizda shirk va kufrning butun turlaridan saqlanishlik. Agar aytib, mana shunday yashaydigan bo'lsak, mana shu oyatda kelgan ulul ilmning ichiga kirib qolamiz. Shulardan bittasi bo'lamiz. Qiyomatgacha qachon Qur'on o'qilsa, biz ham zikr qilingan bo'laveramiz. Shu oyat o'qilinganda va ulul ilmi ilm ahllari guvohlik berdi degan oyat o'qilganda biz ham kirib qolamiz uning ichiga. Mana Qur'onda maqtanib turgan ilm ahlining safiga kirib qolamiz. Juda katta ne'mat bu. Zikringiz Qur'onda kelsa va Qur'on maqtagan, Alloh maqtagan kishilardan bo'lsangiz va yana avvalo Alloh guvohlik beryapti,
ikinci bo'lib farishtalar guvohlik beryapti. Siz uchinchi bo'lib guvohlik berganlardan bo'lib qolasiz. Qarang. Sizning guvohligingiz, sizning shahodatingiz Allohniki va farishtalarnikidan keyin uchinchi bo'lib tursa, juda katta ne'mat bu. Ba'zi hadislar ham bor shu ma'noda, lekin sanadlarda ixtiloflar bor. Payg'ambarimiz alayhissalom shu oyatni o'qib turib, men ham bu narsaga guvohlik berganlardanman, derdilar. Va ulamolar ham shunday amal qilishgan. Ibn Kasirda ajib bir rivoyat bor. Abul Qosim Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabirda aytayaptilar. G'olib Al-Qattan aytayaptilarki, men Kufaga tijorat uchun keldim, deyapti. Kufaning eng katta olimi bo'lgan Amashga yaqin bir yerga tushdim. Bir kuni kechasi bordim oldiga, Amashning oldiga. Bu kishi tahajjudga turdilar. Tahajjudda Qur'on o'qiyapti. Mana shu oyatga keldi: Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist. Shu oyatni o'qidi. Va Amash aytdiki, summa qala Amash va ana ashhadu bima shahidallohu bihi. Va Alloh guvohlik bergan narsaga men ham guvohlik beraman, dedi. Qarin Amash aytayapti, katta imom mujtahid. Va astaudiu Alloh hazi shahadata. Va bu shahodatni Allohga omonat topshiraman, deyapti. Qarin. Men ham shu shahodatni beraman va shu shahodatimni Allohga omonat qilib beraman, deyapti. Gapni kuchliligini qarang. Va hiya li indallohi vadi'atun. Va bu shahodat mening uchun Allohning huzurida omonatdir, deyapti. Allohga omonat berganingizdan keyin Alloh taolo albatta omonat saqlaydi. Allohning omonatga xiyonat degan narsa aqlda o'tishi ham mumkin emas-ku. Siz shahodat kalimasini shu oyatga muvofiq aytib turib, Allohga omonat qilib topshirib qo'yadigan bo'lsangiz, inshaalloh siz butun hayotingiz bo'yicha kufr shirkdan saqlanasiz. Qarang ulamolarning olimligini. Mana bu oyatni tushungan, tavhid kalimasini tushungan olim mana bunday bo'ladi. Inna dina indallohi al-islam qala hamiroran. Kim inna dina indallohi al-islam debdi va shu gapni takror aytyapti, qarang. Shu oyatni o'qiganda namozda ishlar aytyapti buni. Qultu laqad sami'a fiha shay'an. Men aytdimki, deyapti g'olib, albatta Amash bu narsa to'g'risida albatta bir dalil eshitgan, deyapti. Chunki olimlar dalilsiz amal qilmaydi-ku. Nima qilyaptimi? Demakki bir dalil bor, shuni so'rayman, dedi. Faqadawtu ilayhi va wadda'tuhu. Men u kishining oldiga bordim, deyapti bilan ko'rishdik. Kimaytdimki, tunna qultu ya aba Muhammad. Inni sami'tuka turaddidu hazil aya. Ey Abu Muhammad, shu oyatni sen takrorlab turganligingni eshitdim. Nima uchun, dedi? Qala awama balagaka ma fiha? Amashatki, bu oyat to'g'risidagi hadis senga yetmaganmi, dedi? Nima uchun takrorlaganimni dalilini bilmaysanmi sen, dedi? Qultu ana indaka munzu shahrin lam tuhaddisni. Men aytdimki, bir oydan beri men sizni oldingizdaman, bu hadisni menga aytib bermadingiz-ku, dedi. Men bir oydan beri o'qiyapman, bu hadisni aytib bermadingiz. Qayerdan bilaman, dedi. Qala vallohi la uhaddisuka biha. Amash aytdiki, Allohga qasam ichamanki, bu hadisni senga aytib bermayman, dedi. Ila sanatin, bir yilgacha, dedi. Qarang, bir yilgacha bu hadisni senga aytib bermayman, deyapti. Va yuqorida nima dedi? Fawadda'tuhu, dedi. G'olib o'zi Kufaga tijorat uchun kelgan edi. Bir oy turdi, endi ketmoqchi bo'lyapti, dedi. Keldi-da, ko'rishdi va xayrlashdi. Men ketyapman endi, safarimiz ham qaridi. Zotan tijorat uchun kelgandim, lekin talib ilmlik martabasini qo'ldan chiqarmaslik uchun sizdan mana istifoda qildim. Ham tijorat qildim, ham dars o'qidim. Endi ketaman, bir savolim bor. Shunday qildingiz, shuni dalili nima? Dedi-ki, bir yilgacha aytmayman, dedi. G'olib, nimaga aytmaysiz, Allohdan qo'rqmaysizmi? Degani yo'q. Yoki aytmasangiz aytmang, degani yo'q. Faqomtu sanatan. Bir yil qoldim, deyapti. Fakuntu ala babihi. Doim darvozasini tagida edim, deyapti. Doim o'tiribdi, qarang, bir hadis shu oyatning tafsirida aytilgan gapni dalilini o'rganishlik uchun. Falamma mazatis sana. Bir yil o'tganda qultu ya aba Muhammad, qad mazatis sana.
Bir yıl ötkenden kettim ki, ey Muhammed'nin atası, bir yıl öttü ki dedi. Dip ettim dedi. Sizlerden bir yıl ötsün mü? Bu zamanda kıyın bir yıl ötsün siz. Galip görsen insanlar az, galip kattan görsen gelirler. Bir yıl öttü diyordu. Bana ilimge bugün, muhabbet kendine buluştuğunu öğreniler bana. İlimge kadar kıymet verişli kendiliğini göreyim. Ticaretge kigen adı. Amaçta aldı ki okuyanı kigeni yok. Küfrege ticaretge kigen ve umurum zahir bulmasıdır ilim okuyaptı. Yani bizim zamandaki ahli ilimleri kör yapsınlar. İlimde terk kılışı yaptı. İlimde yolu gelişti hala mıydı? Sel bahane çıkıp kasa, sel bir küçüğüne bahane çıkıp kasa. Bunu fudev 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 gettik etti. İlimde terk kıladı ki. Medresene terk kıladı. Bir hadis için bir yıl kaldı. Kale haddeseni Ebu Vail an Abdillah. Ebu Vail menge hadis etip verdi. Abdullah ibn Mesud'den deyipti. Kale Abdullah ibn Mesud etti ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ettiler yücevü bi sahibihe yevmel kıyame. Şu şehadet sahibini Allah Teala'nın huzuruna kıyamet gününde alıp gelinedi. فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِي عَهِدَ اِلَيَّ Şimdi Allah Azze ve Celle dedi ki, bu kulüm menge ahd bergenidir deydi. Şehadet kelimesine ait oldu ve menge amanat kılıp bir oldu bunu. وَاَنَا حَقُّ مَنْ وَفَّى بِالْعَهْدِي Men ise ahdi vefakiyenlerinin en haklısını anladım. Ahdi vefakılı uçlarının en mükemmeli menmen. اَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ Şu kulunu cennetke kirgiziler deydi ferişteler gel. Hani? Şu hadiste etip verildi. Bana ayetle kadın kıymetini bulurayım. Şunun için daim et yapıyoruz ki biz hadis ilmine muhtacımız. Hadislerini bilmezseniz bu ayette bünceli tefsir varlığı, bünceli kadın kıymetliği gelin gerçekten bilmez. Bütün ilimlerdeki kâleti hadistir. Nihayette büyük, nihayette kettedir. Bana şehadet buluyordu. Kaimen bil kist, adalet bilen türgen halette. Bunu Suyuti, yani cümlenin manası onun amiridir diyetti. Ve Allah Teala'dan hal diyetti. Yani Allah Teala adalet bilen türgen halette diyetti. Ferra'yı dedi ki, bu aslında eliflamlı bugün. El kaimu bil kist. Adalet bilen türücü bugün. Lekin aliflam olingandan keyin qoiman bo'lib qoldi deydi. Chunki Ibn Mas'udni qiroatida al-qoimu bil qist deb keladi. Ba'zilar esa buni illa huvadan hol deyishadi. Ya'ni Allohdan boshqa hech qanday haq ma'bud yo'qdir va u Alloh taolo esa adolat bilan turuvchi holatida deyiladi. Yana ba'zi olimlar aytadiki, madh uchun qo'yilgan bu maqtashlik uchun adolat bilan turgan holatida adolat bilan turib deb maqtashlik uchun aytilgan. Va yana ba'zi olimlar aytadi, masalan, kashshofda aytilib turganligi innaha halul muakkidatun. Bu ta'kidlovchi holdir. Kashshofda Zamaxshariy aytibdi. Va jazi ifroduhu subhanahu bi zalika duna ma huwa ma'tufun alayhi min al-malaikati wal ilm li'adami al-labsi. Endi bu ta'kidlovchi hol bo'lgandan keyin qoimina bo'lishlik kerak edi. Cem buluş gereğini. Yani Allah Ta'ala adaletle türgen halatı da, ferişteler adaletle türgen halatı da ve alimler adaletle türgen halatı da buluş gereğini. Lekin bunu Allah Ta'ala'ya yine hal kılıçdaki caiz buladı ki yani mülabeset bulma geldiği için bir iştibah bulma geldiği için. Demek bana bir nece fikirler buluyordu. Kaimen bil kısmı Allah'a yine hasletinden buladı. Ya ki mesela hamasiye. Allah Ta'ala ferişteler ve ilim ahalleri hamasi adaletle türüp ettiler. Dilette onda kaimen yani hamasi de buladı. Ya ki mesela el-kaimu bil-qist. Allah Ta'ala adaletle türüçüdür. La ilahe illa hu buladı. Adaletle türüçlik. Hazır ki tercihlerine göre manasıya müzgeredi. Adaletle türüken halette Allah Ta'ala güvahlik birdi siz. Yani hiç kendi bir zulüm kımasından, haksızlık kımasından. Elbette Allah Ta'ala'nın bütün işleri adaletlidir. Ve köp işli fazil bilen, ihsan bilen. Adaletlerden üstün. Lekin tekitleniyordu.
Allah Teala şu şahadet kelimesini etiyip durduğunda bir haksızlık kıyanı yok. Zerrece haksızlık kıyanı yok. Adaletle türüp etiyip. Hakkaniyetle, sadakatle etiyip. Çünkü biraz bazen güvahlık birilerdi, adalet kılınmıyordu. İşte insanlar da şimdi. İnsanlar bazen tüpetsizlik insanlar hem yalan güvahlık verip geldi. Şehadeti zur. Şimdi ihtimaller var. Allah Teala insanların fikrini tartıp ve fikrini tazelep durup etiyordu ki bu şehadet adaletten türülgen halette birileyordu. En tınık, en saf, en mükemmel halette. Şimdi elbette Allah'ın işleri şimdi buladı. Allah hiç kese işlerde bir hıyanet ya ki özgürlük, büzülüşlük bu neydi? Bu malum. Lekin Allah Teala tekitle yaptı bunu. Ve bu şehadet kelimesinin kançeli, faziletli ve kadir kıymetli kendini gösterdi. Bu bir tafsiri. Şimdi ikincisi suyutu etkendik kıladigen bu ses. Allah Teala bütün mahlukatlarını adaletle başkarıştıkta kayın bulup durup hemesini en güzel şekilde başkarı yaptı da meşhurlandığı başkalar iken güvahlık veriyordu ki Allah'tan başka hak mabut yoktur. Bu ikinci manaya birinci manaya bağlanadı. Kays itibardan Allah Teala kainatı başkarı yaptı durgenliğinden vahdaniyet kelimesini, tevhid kelimesini çubasız buladı. Yer asmanlarda bildiği mükemmel haleti yer asmanlarda içindeki nesnelerin mükemmel hareketi kendini buluyordu. Uzun uzun bunu yaptı ki o. Şunları kim başkarı yaptı? Fakat kim Allah başkarı yaptı? Şunları mükemmel halette başkarı yaptırırken yalgız Allah subhanehu ve teala la ilahe illallah deyip güvahlık veriyordu. Şimdi eğer Allah Teala'dan, feriştelerden ve ilim ehliden halkıladırken bu siz hemmeleri adaletle türbeti yaptı. Feriştelerden hem adaletle eti yaptı. Feriştelerden bir mecbur kayanlıktan ya ki korktuğun yerli gidenmez. En bir halislik, en bir samimiyetle etişi yaptı. Bu hak mı bundan başka? Hemesi batıl. Tehkidler yaptı karim. Tevhid kelimesini. Allah'tan başka ilahların hemesinin batıllığı feriştelerden şuna seni adaletle türüp eti yaptırken ligimden tehkidler yaptı. Feriştelerden elbette bizden köle köpü anasını bilendi. Feriştelerden derecesi bilendi. Fazileti köp. Bazen şu faziletlerinin etor istimal kılıp feriştelerden huda kıvalıştı hattayın ki. Feriştelerge ibadet kılıçtı. Feriştelerge haykelleri yasaçtı. Yani bütün insanların yaşı görüldüğü ve faziletli ikenliğine kabul kıladığı ferişteler adaletle türbet etti ki Allah'tan başka ilahlarının hepsi batıldır diyordu. Allah'tan başkası yazara kadar ibadet kımıyla diyordu. Yani biz güvahımız, biz sahibimiz diyordu. İlim ehli ulamaları hem bana halislik bilen fakat yine Allah rızası için diyordu. Bazı alimler var. Bazı fetvalarda görüyorsunuz dünyayı maksatta etedi. Kafir ya ki zalim hükümetlerinde razı kılıçlığı gücü etedi. Lekin hakiki alimler ise hakiki ahli ilim tevhid kelimesini ve İslam'daki meselelerini Allah için Allah'ın razı kılıçlığı için adaletle türüp etediler. La ilahe illa hu ondan başka hak mabut yoktur. Ben tekrarını yaptı. Tehkid buluyordu. Yine tekrarını yaptı Allah-u Teala. Yaşlar mukarrar olsun, yaşlar yerleşsin, yaşlar sinsin diyordu. El-Azizu, Allah-u Teala azizdir, galiptir. Yani bütün kainatta, bütün vücutta fakat yine onun etkeni buladı, onun irade kıyanı buladı, kaderde yazganı buladı. Allah'ın iradesinden teşkere hiç nesil bu miydi? Bizi zamanımızdaki kudretli dava kılıyordurken Amerika olsa, Amerika dünyadaki en kudretli devletine memleketmen diyordu. Elbette onun kudreti kendiliği malum, mecazi, sahte, ötkinçi bir kudret. Lekin onları özünün etikadığı göre ve onları işengen cahiller, kafirler, fasıkları etikadığından gelip çıkıp etmemiz ki eğer Amerika her nesine kadir olsa, her nesine uzuk ile yaptırken olsa, Allah subhanehu ve teala'nın iradesinden buladın bu nasıl iradesinden bu miydi mi? Büyümüş Amerika'nın şu önceli kudreti ve debdebesi Allah'ın iradesinden bunu yaptı mı? Ya ki iradesinden teşkarı mı? Diye savun geliyordu avamlardı zihniye. Ve şunu bilirler ki kimi ki Allah'ın iradesinden teşkarı bunu yaptı bu? Bize kafir buladı. Allah'ın iradesinden bunu yaptı.
zahiren Amerika'nın müncelik güç kuvvet ilgisi buluştuğunu Allah irade kıldı. Allah verdi şunlara. Ve bazı memleketlerde basıp alıştığı ve o memleketlerdeki de memleketteki insanlara zulüm kılıştığını Allah irade kılı yaptı. Şunun için böyle yaptı bunlar. Eğer Allah irade kına geldiydi bu mesele. Allah irade kına gelmezseni hiç kim kılalmıyordu. Şimdi navbetteki soru kıladı ki, demek Amerika'nın kılı yaptırken işleri yem, çünkü zulümleri yem, eğer Allah'ın iradesi bile böyle yaptırken bu ise, ve Allah Teala uzun mülkü de galip bu ise, ne demek önce izin veriyordu? Ne demek şunu tohtatıp koymayordu Allah Teala? Ya ki ne demek durup koymayordu? Allah Teala onun hal hakkı varışlığı, yok hatı varışlığını hayatta asan ve hatta ki hidayet kıpırışlı gelmesen. Şunlarda en sadık, en muhlis, mumin kıpırışlı gelme Allah kendi hayatta asan. Yani bir lahzada, bir gözünüzü yumup aç günge kadar. Yumup kiyin aç günge kadar mez. Yumup bak aç günge kadar. Yani göz açılıp dururken bir adamın karagen vakti de gözü yumulup açıladı ki o. Bir lahza, bir saniye, bir sekund. Bir sekundte Allah-u Teala halese şu Amerika, Avrupa, Rus hemesini sahabelerdeki takvadan kıpkışlıkça kadır. Neme yakıma yaptı onu? El-Hakimu. Çünkü hikmetli zattır. Allah'ın bütün işlerde hikmet var. Şu düşmenlerge, kafirlerge, fasıklarge dünyavi imkanlarda köpür ağabeyledi ki müminlerin imanını imtihan kıladı. İmkaniyet bu günde, tinç bu günde her kim davaklı olaydı. Mesela medresede oturgen bir talibiyim. Ben hayatımı ahırı geçecek günüge 5 para Kur'an okuyayım ben. Bir ayçı mümkün. Sen medresede emel kılasan, teşkilde emel kılalım ya kalışı mümkündü siz. Yok, kılamen beridir. Nime busa busun, hiç kendi halette tertümüyüm ben. Dişi mümkün. Medrese hayatı yakarak durur. Ama teşkilde çıkkenizden ki, buralar fabrikada zavutta işlesiz, sefer kısız ve kesel okkasız. Her hıl haletler kiledi ki o. Her hıl haletlerde hem siz günüge 5 para okuyarsın mı okuyamazsın mı? Okusuzsuz, sadıksız, Allah sizden razı olsun. Dereceniz, mertebeniz nihayette yüksektir. Allah-u Teala bana düşmelerdeki imkan verip, mumullerinin imandaki sadakatini imtihan kılıyordu. Hakimdir. Kadir mumuller davalarda türedi mi, imanda türedi mi? Herkese halette dinini mahkeme şeydi mi? Ya ki sel kıyınçilik ise, sel imtihan ise, kafirlerden korkup, fasıklardan korkup, beni kanunlarımda hılaf kılıp, uzun davasını terk kılıp, yaşı niyetlerden kaçkı doğradı mı? Allah-u Teala bana mumullerini imtihan kılıyordu. Ve şu kafirlerinin zulmüge karşı çıkışını gizbilen, siz kette derecelerde hasıl kılıyorsunuz. Gazi buluyorsunuz, şehit buluyorsunuz. Şimdi biz zalimlerde davet geldik, faziletlerde sevaplarını alıyoruz. Hani bunu yaşlı refiyem var bunu. Adli bir müminde davet gelmeden, kafirde davet gelmeden farkı var. Adli bir kafirde davet kılıçlığı bilen, kafirlerde kettelerle davet kılıçlığı farkı var. Kette kafirde davet gelmeden göre, zalim kette kafirde davet kılıçlığı derecesi elbette belendir. Her kim hem kullanmıyordu onu. Bana şu derecelerde, faziletlerde bir bahçe Allah Teala. Ve kafirlerde özü deyem Allah'ın hikmeti var ki, özlerini, onlarla kimliğini gösterip koyuyordu. Kıyamette hiç kendi bahane kılışanmıyordu. Cehenneme atılken de özleri itiraf kılardı. Biz berdahlıydık. Hakikaten hem cennetken biz layıkmazsınız deyip özleri itiraf kılışanmıyordu. Hulas hemisi de hikmet var. Şunun için Allah Teala aziz ben ve hakim ben diyordu. 19. ayet. İnne d-dîne inde Allahil İslam ve mehtelefe lezîne utul kitâbe illa min ba'di mâ câehumul ilmu bâgiyen beynehum ve men yekfur bi âyetillâhi fe inne Allahe sari'ul hisâb. Elbette Allah'ın huzurudaki din, yani makbul din, İslam'dır. Kitap getirilen kişiler ihtilaf kımadılar, ihtilaf geçişmediler. Lekin ularga ilim kelganidan keyin o'rtalarda bag'ovat qilishib, haddlardan oshib ixtilof qildilar. Va kimda-kim Allohning oyatlariga kofir bo'lsa, albatta Alloh taolo hisobi tezdir. Sari' hisobi tez bo'lgan zotdir. Suyuti aytibdilar, "Inna dinal marziya 'inda Allohi huval islom." Albatta Allohning huzurida
razı kılıngan, razı bulungan din, o İslam dinidir. Bunu sarahatan aytdi ki Allah Teala, radiyitu lekumul islame dine. İslamlı sizlere din buluşuna razı buldum dedi. Ey eşşer'ul meb'usu bihir rusulu. İslam ne verdiyse, Allah razı bulsun Suyuti'den. Cüde mükemmel bir tefsir kılı yaptılar. Rasuller cünetilgen şeriyettir diyettiler. Yoldur diyettiler. Etmeyettiler ki eşşer'ul meb'usu bihi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem demeyettir. Muhammed aleyhisselam bilen birge cünetilgen yoldüme yaptılar. Çünkü İslam, İslam dini Muhammed aleyhisselam'a has bugün dinmez. Bütün peygamberlerin dinidir. El-mevniyyü ala-tevhidi. Tevhidke bina kılıngen. Tevhidinin üstüye kurulgen dindir bu. İslam dini. Ve fi kıraatin bi fethi enne. Yine bir kıraatı ise ennenin fethası bilen. İnned dine mesle enned dine bilen. Bedelun min ennehu. Bunda aldingi enneden bedel bilen. Yani min ennehu la ilahe illa hu. وَالْمَلَائِكَةُ وَلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ O şeyden bedel buluyordu. Bedel istimal, istimal bedeli buluyordu. Bilesle nahudu okudularız, bedel törhül buladı. Şuna bir tersi bedeli istimaldır. Bunda bana yukarıdaki شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ dedik ki Allah Teala uzudan başka hiç kendi hak mabud yoluyla güvahlik verdi deysiz ve şöyle bedel buluyordu. Ve اَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Elbette Allah'ın huzuru da Allah'ın rızasıya müşerref bugün din İslam ikenliğe Allah güvahlik verdi buladı. Bir güvahlikle bağlanır ki dedi. Eğer en naksiz. Ama inne bu ise onda yenge gel buladı. Bilersiniz inne gelti başta kilerdi. Gelti ortasında kemiydi. Enne ise gelti ortasında kilerdi. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Kitap verilen kişiler ihtilaf kılmadı. الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى فِي الدِّينِ Yani Yahud ve Nasrani'ler dinde ihtilaf kılışmadı. وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ Bazıları tevhidde buldu, bazıları kafir buldu. بِيَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ Bazıları tevhidde bulup, bazıları kafir bulup ihtilaf kılışmadı. اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيدِ Lekin ularga tevhid doğrusu ilim kelgandan keyin bag'yan minal kafirina baynahum ortalarda kafirler tarafından haddeden aşılı bilen. Yani kafirler haddeden aşıyordu. Mu'minler emas. Baynahum. Ve men yekfur bi ayati llahi kimi ki Allah'ın ayetlerine kafir bo'lsa fe inna Allaha sari'ul hisab. Albatta Allah Ta'ala hisabı tezdir. Ay el mucazati lehu Lahuşa men yekitiyat. Men yekfurda men var ki. Yekfura mene müfret. Çünkü için lahudu müfret kildiriyat. Şu kafir bu kişiye Allah'ın ayetleri kimi ki kafir bulsa mene şunge Allah'tan cezası tezdir. Yakın da cezasını birerdi onu. Dünyada hem ahirette hem harlıydı. Mene Al-Imran suresindeki 19. ayet. Ötken ayetke bağlıklığı görünüp durup. İnne busayem enne busayem. İnne bulsa yenge gap baştan yaptı. Çünkü inne gapti başta keledi. Sadr-ı kelamlik hakkı var. Yenge gap bu lekin yukarıda gapke bağlanan elbette. Ve biliriz ki bu ayet hem Kur'an'daki en faziletli ayetlerden bittesidir. En katta hakikatli bayan kılıyordu. Elbette din Allah'ın huzuru da İslam'dır. Allah'ın huzuru da İslam'dan başka din kabul bu miydi? Allah Teala İslam'dan başkasını kabul kılmaydı. İslam'dan başka hamasdan yüzü giren, rad kıyan, hamasını batıl kıyan, aldığından aytgan, hiç kaçan kabul kılmaydı. Kança zaman ötse ötsün, İslam'dan başka dinler kança rivajlansa rivajlansın, kança kuvvetli bulsun, Allah'ın huzurunda zerre kadar itibarı, kadar kıymeti yok. Allah'ın huzurudaki makbul bugün
Allah'ın rızası gibi müşerref bugün. Din fakat yine İslam'dır. Bana biz ayetiyapız, İslam fakat yine Muhammed Aleyhisselam'da dinimiz. İsa Aleyhisselam hem İslam dini bilen kiyen. Musa Aleyhisselam İslam dinini alıp geldi. Bana indi biz Yahud Nesra'yla getiriyoruz kılamız ki, ne gibi mesela İslam'da kabul kılmadılarız? Yani İslam'da terk kıldılarız. Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam İslam'da kiyen bu ise, ey Yahud ve Nesra'yliler, mücünsüler İslam'da terk kıldılarız. Hop, mühendisler terk kıldılarken, biz amel kıydı mı ya karşı çıkıyorsunuz? Havuzlarız amel kılmadan ki, amel kıyanlar ya karşı çıkmıyorlar, tuzkulluk kılmıyorlar. Hem havuzlarız hıyanat kılısılar da, hem başkalarını kaytarıp cinayet kılısılar yani, hıyanat düstüye. Bunu ne diyen yap? İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'daydı. Bana Mekke müşrikleri biz İbrahim Aleyhisselam'ın dininemiz deydi. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın dinini alıp gelen Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkışı yaptı. Nuh Aleyhisselam'ın dini İslam idi. Adam Aleyhisselam'ın dini İslam idi. Halen İslam'ın tarihi şünçeli kadimden. Ve yine şunu bilin ki İslam dininin tarihi Adam Aleyhisselam'dan baştan geleni yok. Çünkü İslam diyeni boyun sunmak diyeni, teslim olmak diyeni. İslam dini degani Allohga gina taslim bo'lishlik dini degani. Nima? Odam alayhissalom yaratilishligidan oldin mahluqlar ishida Allohga taslimiyat yo'qmi edi? Bordi-ku. Demakki İslam bor ekan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda Odam alayhissalom yaratilishligidan oldin yer yuzida jinlar yashagan. Ularga ham Alloh taolo İslam dinini jo'natgan. Demak, İslam dini hatta inki Adam Aleyhisselam'dan hem aldığından var bugün nesedir. Elbette Allah'ın huzurdaki makbul bugün din İslam'dır diken de şuna hem mesaitini yaptı. Çünkü mi? Muhammed Aleyhisselam alıp giyen nesle yine kat kılınma yaptı. Bütün peygamberlerden cüretirgen ve insaniyet yaratılışlı giden aldığını hem fayda bugün din doğrusu da Allah'a da haber veriyordu. Yani aldığından Allah-u Teala İslam'dan başkasını kabul kılmıyordu, bundankinden kabul kılmıyordu. Yani ilan kılıyordu. Bir kaideyi külliye kopuyordu Allah-u Teala. İslam'dan başkası hemesi batıldır. İnne de siz bana yenge gep buluyordu ama anne de siz, anne dine inde Allah-u İslam de siz, bunda yukarıya bağlanıp da manası yeniyen küçülü buluyordu. Yani Allah'ın huzurunda İslam'dan başka dinlerinin merdutluğu, batıllığı Allah güvahlik bergan bo'ladi. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu ya bağlanganligi uchun bu yerdagi anna ennehu la ilahadan badal bo'lyapti-da Allohning huzuridagi maqbul bo'lgan din faqatgina islomdir. Va bu narsaga Alloh güvahlik beryapti degan bo'ladi. Qarang, bu da yana ham ma'nosi kuchayaptiki, biz endi yahudiylarga aytamiz, sizlar Allohni yaxshi ko'rasizlarmi? Sizler, nahnu abna Allahi ve hibbehu. Biz Allah'ın oğullarımız ve yaşı görüyen kullarımız deyseler ki, eğer sizler Allah'ı yaşı görseler, şunu bilirler ki Allah'ın huzuru da İslam'dan başkası kabul etmez. Allah-u Teala fakat yine İslam'da kabul kıladı. Allah'tan korkuyorlar mı mesela sizler? Nesraniyle'den hem soruyoruz. Sizler Allah'ı yaşı görseler mi? Siz onlara metedi ki biz Allah'ın oğulları ve en yaşı görüyen kullarımız ki huzur deyiz. Sizler eğer Allah'ını yaxşı görseleriz, onda şunu bilirler ki Allah-u Teala İslam'dan başkasını kabul kılmaydı. Bu yaptılar bizden aldı eti bir odularız. Muhammed Aleyhisselam girişten aldı, hemen İslam'da davaklı giriş oldu. Muhammed Aleyhisselam ki kendinden ki karşı çıkıştı. Tezkarı bu var işte. Yani uzlarının buzukluğu var idi, bazıları buzukluğun etraf kılardı, buzuklukça karşı güreşerdi. Ama Muhammed Aleyhisselam ki kendinden ki bazıları buzukta inkar kılıp, yani buzuk bugün, batıl bugün bu Nesranilik ve Yahudilik dinine inkar kılışıp, İslam'da kabul kılıştı. Ama köpçülü geçse, o şey buzuk nesek ısrar kılıp, o şey dindir üşeşti ve hazır geçe, Yahudilik ve Nesranilik dini vardı, İslam'da karşıda küreş yaptılar. İslam'ın ziddiği küreş yaptı. Allah'a karşı cengil yaptılar. Çünkü bu ilanda Allah kılı yaptı ki, benim huzurumda İslam'dan başkası mevduttur diye yaptı. Ve anne diyenizde güvahlik veremem diye yaptı bunu. Ve bütün feriştiler güvahlik veredi.
ve bütün ilim ahli güvahlik beradi degan gap kelib chiqadi. Qiyomatgacha insoniyatga eng mukammal, eng go'zal, eng mustahkam din islom dinidir. Din itoat degani. Inson itoat qilib yashaganda qandaydir qonunlar qo'yib yashamoqchi bo'lsa, eng mukammali islomdir. Eng go'zali islomdir. Eng haq bo'lgan islomdir. Undan boshqa hammasi botildir, 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 kufrdir, shirkdir. Yahudiylik va nasroniylikni umri qarib qolganligi uchun kofirlar kommunizm degan yangi din chiqarishdi. Keyin kommunizm ham qarib qoldi, odamlar bilib qoldi uni yomonligini, hatto ruslar o'zi bezorligini e'lon qildi, bildiradiz. Butun dunyo kommunizmni tarqatgan ruslar kommunizmga hozir dushman o'zlari. Qattiq nafrat qilishadi. Yani insonlar bundan zerikib qoluvdi, yangi din chiqarishdi, demokratiya deb. 20 yil 30 yil o'tgandan keyin yana avomlar yana zerikib qoladi. Yolg'onligini bilib qolishadi. Va bunday hol bo'lishi nima kerakki bor? Har bir botil din chiqqan vaqtida buni botilligini bilishlik uchun 50 yil sarflashlik, umrni sarflashlik shartmi? Oyatga ishoning, najot toping. Kofirlar o'rtada gaplashilgan vaqtida axborot vositalarida e'lon qilganlarida ularning gaplari qanchalik bir chiroyli, yangi qo'yib turgan qonunlari, nizomlari nihoyatda mukammalga o'xsharadi-yu, lekin shuni bilingki, baribir botil. Butun insoniyat, faqatgina musulmonlar emas, musulmonlar va kofirlar hammasi dunyoda eng go'zal yashashlik uchun islomni o'zlariga qonun kitobi deb qabul qilishlik kerak. Kofirlar tavhid kalimasini qabul qilmasligi mumkin. Namoz, roza, hajni qabul qilmasligi mumkin. Lekin Qur'onning dunyoviy qonunlar to'g'risidagi hukmlariga amal qilsin. Ayni muomalani islom zimmilariga qiladi-ku. Zimmilarni tavhidga majbur qilmaydi, islomga majbur qilmaydi. O'zini botil dinida qolaversin, ammo muomalada Qur'onga amal qiladi. Tijoratida, siyosatida va boshqa butun masalalarda. Hech qanday yangi qonun chiqarishlikka, yangi kitob qo'shishlikka hojati yo'q. Alloh taolo qonunni qo'ydi, hukumat siyosatni qo'ydi bu islom va kitobini ham jo'natdi mana Qur'on. Qarang, islom dini qanchalik buyuk din va qanchalik eski dindan, eski dinlardan. Ya'ni o'sha koinot mahluqlar yaratilgandan beri faqatgina islomda yashayapti ular. Allohga taslim bo'lib yashayapti. Va maxtalafal lazina utul kitaba. Endi oyatdan o'zi tushunilyaptiki, islom demak Allohning huzuridagi yagona din ekan, ma'lum bo'lyaptiki, ahli kitoblarga ham islom jo'natilgan edi. Ammo hozir biz ko'ryapmizki, ular islomga dushman degan savolni bersangiz, Alloh aytayapti: "Va maxtalafal lazina utul kitob." Kitob berilgan kishilar ixtilof qilishmadi. Janjal to'palon qilmadi ular. Bo'linib, tafriqa bo'lib bir-birlaridan jang qilmadi. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Lekin ularga ilm kelgandan keyin shunday qilishdi. Ixtilof qilishdi, janjal qilishdi. Nimaga? Bag'yan baynahum, o'rtalarida bag'ovat qilib. Haddlardan oshib. Ana eng yomoni shu. Insonlarga ilm kelgandan keyin, tavhid kelgandan keyin, islom kelgandan keyin, Qur'on kelgandan keyin ixtilof qilishlari eng katta musibat. Zotan oldingi oyatlarda aytdik-ku, Qur'on oyatlari ikkiga bo'linadi-da, ba'zilari muhkam oyatlar, ba'zilari mutashabbih oyatlar. Lekin qalbida buzuqlik bo'lgan kishilar mutashabbih oyatlarga ergashishadi. Eng katta musibat shuda, ilm kelgandan keyin fitna qilishlik. Odamlar Qur'onni o'rgangandan keyin, hadisni o'rgangandan keyin bir-birini kofir deyishligi, ba'zilari u hadisni, ba'zilari bu hadisni olib bo'linib, bir-birini adashganga chiqarishlik, dinni janjalga, fitnaga bo'linishga bahona qilib olishlik eng yomon narsa, eng badbaxtlik. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, "Va maxtalafal lazina utul kitob." Kitob keltirilgan kishilar ixtilof qilmadi. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baynahum. Ularga ilm kelgandan keyin. Ilm keldi, keyin ixtilof qildi ular. Endi albatta har qanday odam hayron bo'lib savol qiladiki, nahotki ilm kelgandan keyin ixtilof qilsa ya? Ilmni insonlar tuzalishligi uchun, yaxshi bo'lish uchun o'qiydi-ku. Va ilm insonni saodatga olib boradi-ku. To'g'ri, ilm shunday, ammo ilmni o'zi kifoya qilmas ekan. Ilmni o'zi kifoya qilgan dedi, har ilm o'qigan odam avliyo bo'lib ketaveradi.
Yoki ilmga amal qilishlik kerak va Alloh taolo uni qabul qilishlik kerak. Mana ularga ilm kelgandan keyin bag'uyan baynahum o'rtalarida bag'ovat qildi ular. Haddidan oshdilar. Haddidan oshdi deganda suyuti buni oson qilib, ya'ni kofirlar deyapti. Kofirlar haddidan oshdi-da. Masalan, inkor qilishdi, haqni gapirganlarga qarshi chiqdi degan gap kelib chiqadi. Lekin bag'ovat o'tgan oyatlarda ham aytdik, kufr shirk birdaniga boshlanmaydi. Insoniyat tarixida kofir va mushrik degan inson birdaniga chiqib qolgani yo'q. Sekin-sekin bo'ldi, sekin-sekin, asta-astalik bilan. Mana bir musulmon kofir bo'lib ketadi, birdaniga kofir bo'lib qolmaydi. Sekin-sekin kofir bo'lib ketadi, yahudiy nasroniy bo'lib ketadi. O'rtalardagi bag'ovat ham shunday. Ahli kitoblarga, yahud nasroniylarga Musa alayhissalom va Iso alayhissalomning sababidan Tavrot va Injilni kelishligi va bu katta ilm kelgandan keyin ularni buzilishligi qanday bo'lyapti? Kichkinadan boshlangan. Shu kichkina masalalardagi ixtiloflardan. Tavrot ahli avvaliga shu fiqhiy masalalarda ixtilof qilishdi. Namozni o'qilishligi, zakot berilishlik, roza tutishlik, shunga o'xshagan amaliy narsalarda ixtiloflar qilishdi. Va bu ixtiloflar katta bo'lib bo'linishlariga sababchi bo'ldi. Bir-biri bilan jang qilishlikka, bir-birini yomonlashlikka, bir-birini kofir deyishlikka olib bordi. E'tiqodiy masalalarda, Tavrotni tushunishlikda e'tiqodiy masalalarda ixtiloflarga tushdi. Injil ahli ham shunday qildi. Qarang, ulamodan boshlanyapti. Olimlardan boshlanyapti. Keyin bu boshqalarga ham o'tdi albatta, avomlarga ham o'tdi. Mana shu holat kelib chiqdi. Endi musulmonlarning holatiga qarang, musulmonlar ham aynan shu holatda kechyapti ko'pchiligi. Qur'on va hadisni bilmagan inson ko'chada yurgan bolalarni ko'ringlar, diniy masalaga hech qanday aralashmaydi. Biz dinni bilmaymiz, aralashmaymiz deydi. Bir dindor odam namoz o'qigan nima desa, to'g'ridir deymiz deydi. Bo'lishi mumkin, sen bilasan, biz bilmaymiz deydi. Masalan, Shofiyga kelsa ham aytadiki, sen to'g'risan deydi. Hanafiyga kelsa ham to'g'risan deydi. Salafiyga kelsa ham, Sufiyga kelsa ham. Hammalari to'g'risilar deydi. Haq gapiryapsizlar, yaxshi insonsizlar, biz johilmiz, biz haqimizga duo qilinglar deydi. Endi shu yigitga ilm o'rgatishni boshlasangiz, bir oy o'tmasdan darrov uni fitratini buzishyapti-da, jamoatlarni ajratishni boshlayapti. Falonchi jamoat, pistonchi jamoat, falon mazhab, pistonchi mazhab, falonchi olim, pistonchi olim deyishni boshlayapti. Qarang. Endi musulmonlarga til uzatishni boshlayapti, olimlarga til uzatyapti. Ahli sunnaga katta jamoatlarga til uzata boshlayapti. O'rtalarda bag'ovat qilyapti. Va olimlarning o'rtasidagi bag'ovatning birinchi sababi hasaddir. Hasaddan boshlandi. Qarasa falon olim shuhrati katta bo'lib ketyapti, shogirdlari ko'payib ketyapti, muxlislari ko'payib ketyapti, hurmati ko'payib ketyapti, boshqalar hasad qildi, unga fitna qilishni boshlandi. O'rtalardagi bag'ovat mana qarang, musulmonlarning ichidan boshlandi. Keyin kufr masalalari keyin bo'lyapti. Biz bu holatga tushmaylik. Qur'on hadisni o'rganamiz. Qur'on hadis bizni o'rtamizdagi muhabbatga sababchi bo'lsin. Biz johillarga o'xshab o'qimaylik. Johil insonlar Qur'on hadisni o'qiydi. Qur'on hadisni o'qigan sari mutaassib Hanafi bo'ladi. Yoki mutaassib Shofiy bo'ladi. Yoki mutaassib Salafiy bo'ladi, yoki mutaassib Sufi bo'ladi. Yoki mutaassib Maturidiy bo'ladi. Tixir qayrilgan bir mutaassibga aylanib ketaveradi o'qigan sari. Biz unday bo'lmaylik, biz o'qigan sari fikrimiz keng bo'lsin. Bag'rimiz keng bo'lsin. Darvozamiz katta ochilsin. Hanafiysimi, Shofiysimi, Salafiysimi, qaysinisi bo'lsa, kelaversin. Innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar aka-ukadir. Va dinimiz bir. Kelaversin hammasi. Kamchiliklar bo'lsa, ilm bilan, dalillar bilan eng go'zal, eng mukammal shaklda muzokara qilamiz, munozara qilamiz. Va man yakfur bi ayatillahi. Va kimdakim Allohning oyatlariga kofir bo'lsa. Bu nima uchun kelyapti? Qarang, ahli kitob ilm kelgandagi ixtilof, o'rtalardagi bag'ovat, keyin mana kufr kelyapti. Mana bir-birimizga hasad qilishligimiz, bir-birimizga zulm qilishligimiz, g'ibat qilishligimiz, fitna qilishligimiz bular kufrga olib boradi. Allohning oyatlariga kofir bo'lishlikka olib boradi. Hamma sohalarda, e'tiqodiy sohalarda qarang,
Görüyorsunuz bana. Kur'an'daki yani Allah'ın kulu var diye yaptırsa bir Müslüman dedi ki yok ona ayet deydi. İnkar kılıyordu. Var diye yaptırsa yok diye yaptı. Ve şunu gösteriyor misaller. Kimi ki Allah'ın ayetleri kafir olsa. Yenge baştan yaptırıyor kafirler ya ki anık kafirler. فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Elbette Allah-u Teala hesabı tezdir. Yakın da hesap kitap kılıyordu. Dünyada hem cezasını verirdi ona, dünyada hem harlıydı. Öyle yaptırırken de hem azap, feristeler onu azaplayıp canını alışladı. Ruhu çıkarırken de ki yine kabir azabı, ondaki mahşerdeki harlık, ondaki cehennemdeki ebedi harlıktır. Bunlar yakında bulardı, bunlar teyze bulardı, köp ötmeydi. İnsan bunu uzakta böylemezsin. Yemeği yaşman hali, hala önce var demezsin. Yakında bu koladı bunlarsa.